Şimdi sırada bir büyük şairimize karşı tam 60 yıl uygulanan ambargo. Başka bir ayıp var. Nazım Hikmet ismi bütün dünyaca bilinir. Kitapları yabancı dillerde basılır, oyunları sahnelenir ama Türkiye'de hala resmen yasaktır. Kendi ülkesinde yok sayılır. İşte bu ayıp ünlü şairin 30. ölüm yıl dönümünün yaklaşmakta olduğu bu günlerde temizlenmeye çalışılıyor. Devlet Nazım'dan özür dilemeye hazırlanıyor. Biz de Nazım Hikmet'i ilk kez ekranlarınıza getirerek bu çabayı gönülden destekliyoruz. Nazım Hikmet'in yaşamını iki perdelik bir oyuna benzetirsek, bu oyunun ilk perdesinde 60 yıllık bir çile görülür. Onun bu ilk perdedeki rolü bir vatan hainidir. Oysa Nazım'ın yaşamı ve şiirleri bunun aksini kanıtlayacak yüzlerce belgeyle doludur. İstanbul işgal edilince, o da Kurtuluş Hareketi'ne katılmak üzere Anadolu'ya geçmiştir. O günlerde başında kalpağıyla Kuvayi Milliye'nin içindedir. Nice sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı için Türk dilinde yazılmış en iyi destanlardan birini kaleme alacaktır. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden müntekinim güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ama ufukta güzel günlerden çok hapishane zindanları vardır. Nazım savaş sırasında Sovyetlere geçer. Moskova dönüşünde de komünizm propagandası yapmaktan tutuklanır. Artık onun için yaşam ya ülkesinde parmaklıklar ardında ya sürgünde vatan hasretinde geçecektir. Her af çıktığında salınır, hemen peşinden yeni bir suçlamayla yeniden tutuklanır. Suçu dilinde, kalemindedir. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sonunda yanan Nazım olur. 1938'de askeri isyana teşvikten 15 yıl hapis yer. Hapishaneden Atatürk'e şu mektubu yazar. Bağışla beni. Seni bir an bile kendimle meşgul ettimse, alnıma vurulmak istenen bu devrim askerini isyana kışkırtma damgasının ancak senin ellerine silinebileceğine inandığımdandır. Başvurabileceğim en devrimci baş sensin. Kemalizm'den ve senden adalet diliyorum. Türk devrimine ve senin başına and içerim ki suçsuzum. Ancak bu mektup yazıldığında Atatürk ölüm döşeğindedir. Cumhuriyet bir yarım asır daha onu bağışlamayacaktır. O günden itibaren tam 13 yıl hapis yatar. Dışarıda kitapları yayınlanır, şiirleri elden ele gezerken o Bursa hapishanesinde gün saymaktadır. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası, rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. 50'ler kapıyı çaldığında dışarıda da Nazım için kampanya başlamıştır. Yurt dışında Aragon, Neruda, Brecht gibi şairler Nazım için kampanya açarken içeride de Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat gibi bir dizi ozan Nazım'ın salıverilmesi için açlık grevine başlarlar. Sonunda Nazım genel afla salınır ama hükümet 49 yaşındaki şairi askere çağırır. Bu noktada Nazım kaçmaya karar verir ve 1951'de Moskova'ya gider. Uçağı indiğinde hasret yılları başlamıştır. Aslında dışarıda itibarı yüksektir. Gittiği her yerde krallar gibi karşılanır, sıcak ilgi görür. Nazım'ın dünya arşivlerindeki pek az görüntüsünden biri olan bu karşılama töreni bu ilgiyi belgelemektedir. Ama onun aklı ülkesinde, eşinde, en çok da doğduğu yıl terk etmek zorunda kaldığı oğlundadır. Karşı yalı memleket, sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun meme, meme? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun? Mehmet, Mehmet.
и я вам очень благодарен, что вы так любите мою родину, так любите турецкий народ. Artık Nazım ismi her yerdedir. Berlin'de Barış Konferansı'nda, Moskova'da Satiren Tiyatrosu'nda, Almanya'da Dünya Gençlik Festivali'nde. Paris'ten Havana'ya, Prag'dan Pekin'e kadar tüm başkentleri gezer, çılgınca alkışlanır ama ülkesinde bir kaçaktır. Yurttaşlıktan çıkarılmış, adı ansiklopedilerden silinmiş, oyunları, şiirleri yasaklanmıştır. Sevda şiirlerini artık memleketi için yazar. Bir sevda şiiri gene. Yahut bir memleket şiirim. İkisi karışık bende. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yalan etkimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer. Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. 60'larda artık ölüm kapıdadır. Paris'te özgürlüğün tadını çıkarırken dahi kendi dilinde okunamadığına, kendi toprağında ölemeyeceğine yanar. Vasiyeti 4 dizeden ibarettir. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir çınar olursa, taşmaş da istemez hani. Nazım 1963 yılının 3 Haziran günü Moskova'da öldü. Anadolu'da bir köy mezarlığına değil, Moskova'da kahramanlar mezarlığına gömüldü. Başucunda ulu bir çınar yerine koca bir anıt dikildi. Şiirleri ölümünden bir yıl sonra ülkesinde yayınlanmaya başladı. Ama onu okuyanlar, onu oynayanlar, onu sevenler hep devletin gazabına uğradılar. Nazım'ın kaderi ölümünden sonra da değişmedi. Sürgünü mezarda da devam etti. İkinci perde işte burada açıldı. Bundan birkaç yıl öncesine kadar burada bir devlet tiyatrosu sahnesinde Nazım Hikmet'in sahneleneceğini söyleseler herhalde kimseler inanmazdı. Oysa bu rüya bugün gerçek oldu. Devlet ölümünden 30 yıl sonra da olsa bu dev ozanını hatırladı ve Nazım Hikmet yıllar sonra yeniden vatanına merhaba dedi. Merhaba canlarım. Merhaba kardeşlerim. Cümleten merhaba. Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin'i ünlü ozana karşı Türkiye'de değişmeye yüz tutan havanın ilk işareti. Devlet tiyatroları bu sezon ilk kez yarım asırlık bir tabuyu yıkıp Nazım Hikmet'i repertuarına aldı. Nazım yıllarca özel tiyatrolarca sahnelenmişti ama ödenekli tiyatrolarda adı bile anılmazdı. Oysa şimdi kapalı gişe oynuyor ve her oyundan sonra ayakta alkışlanıyor. Oyunun yönetmeni Ergin Orbey, köprülerin altından çok suların aktığını görmenin mutluluğu içinde. Efendim devlet tiyatrolarında 1979'da benim genel müdürlüğüm dönemimde repertuara alındı. Ama o yıllarda oynanamadı. Oysa oynanması için hiçbir engel yoktu. Hatta amir yasa hükmü bu tür oyunların oynanmasını gerekli kılıyor. Türk dilinin klasik ve çağdaş en usta ozanlarını Türk seyircisine tanıtmak maddesi sanırım önce Nazım Hikmet'i belirliyor. Ama nedense belli endişeler, kuşkular yüzünden işte bu sezon başına kadar oyun repertuara alındığı halde provaya alınamadı. Bu defa da ben bir yönetmen olarak bu oyunu koymanın mutluluğunu taşıyorum. Bir başka sevindirici gelişme ise Nazım Hikmet belgeselleri. Dünyanın değişik yerlerindeki televizyon yapımcıları bugünlerde sözleşmişçesine ünlü ozana ilişkin belgeseller hazırlıyorlar. Türk izleyicisi de kendi ozanını ancak bu yabancı belgesellerde izleyebiliyor. Yine de olumlu gelişmeler var. Kültür Bakanlığı Affet Bizi Nazım başlığını taşıyan bir proje üstünde çalışıyor. Bir yandan da bu belgesellere destek oluyor. Alman ve Değer Televizyonu için bir Nazım Hikmet belgeseli hazırlayan Osman Okkan bu gelişmeyi sevindirici buluyor. Türkiye'de sevinerek söyleyeyim, son yıllarda değişen bir ortam var ve bu ortam artık dünyaca ünlü yazarların, sanatçıların, şairlerin yok sayılmasının hatta ürünlerinin kovuşturulmasının çağ dışı olduğunu kavrayan bir ülke olma yolunda. Bu açıdan gerek Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'la gerek Kültür Bakanı
bakanların yetkilileriyle yaptığımız konuşmalarda umut verici ipuçları yakaladık. Sanıyorum onların da katkısı olacak bu belgeselin yapımında ve bu belgesel aynı zamanda hem Almanya'da hem Rusya'da hem... Tutarsız suçlamalar, kara çalmalar yüzünden insanlara da dünyayı zindan ediyoruz. Kıymetlerini ise ancak iş işten geçtikten sonra, öldükten sonra anlıyoruz. Gelin bu ayıbı temizleyelim. Sözden, şiirden korkmadan, düşünceyi suç saymayan bir demokrasi kuralım. Nazım'ın dediği gibi, bu hasret bizim.